Benkezi kanalından herkese selamlar. Şimdi birlikte binden aldığımız malzemelerle hem uygun fiyatlı hem de pratik, çok lezzetli bir pasta yapacağız. İlk olarak kremamızı tenceremizin içine boşaltıyoruz. Bütün bir krema paketini boşaltacağım. Ocağımızın altını açıyorum. Kısacağım. Kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynamasına az kaldı. Küçük küçük kabarcıklar oluşmaya başladı. Altını kapıyorum. 180 gram yani 3 tane 60'ar er gramlık çikolatayı aldım. Kremamızın içine ekliyorum. Kremamız hala sıcak. Bir tanesini Antep fıstıklı aldım. Karıştırıyorum. Çikolatalarımız kremanın içinde eriyor şu anda. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu buzdolabına kaldırıp soğuması için bekleyeceğiz. Dolapta soğutmuş olduğumuz krema ve çikolata karışımlı sosumuzu hazırlamış olduğumuz krem şantimizin içine boşaltıyoruz. Krem şantimizi ve sosumuzu karıştırıyoruz. Çırpmayacağım. Bu şekilde karıştıracağım. İsterseniz bu tarifi bardakların içine de yapabilirsiniz keklerinizi bardakların zeminine koyup sosu üzerine dökebilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Ama ben büyük bir pasta yapacağım şimdi. Krem şanti ve kremayla hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosumuz karışmış oldu. Ben bunu da biraz dolapta bekleteceğim. Sonrasında kekimizin üzerine süreceğim. Sade filtre kahve hazırladım. Kekimizin üzerine yediriyorum. Kremamızı artık dolaptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel katılaşmış durumda. Kekimizin üzerine dökeceğim. İsterseniz kekinizi siz evde de yapabilirsiniz ama ben pratik olması için direkt marketten alıyorum. Bu içine hazırlamış olduğumuz kremanın lezzeti bambaşka. Gerçekten pastanelerden aldığımız pastaların kremaları bunun yanında halt etmiş bence. Çok lezzetli çünkü gününüz olabilir, arkadaş toplantınız olabilir ya da çocuğunuzun kermesi olabilir. Ne yapacağım diye düşünürseniz bu pastayı size önerebilirim. Arasına meyve falan koymaya hiç gerek yok. Koymak isterseniz tabii ki koyabilirsiniz ama emin olun bu şekilde sade daha lezzetli oluyor. Zaten biz çok karışık lezzetler sevmediğimiz için böyle sade lezzetler daha hoş oluyor. Arasına damla çikolata ve sütlü çikolatalı pirinç patlaklı pasta süslerinden koyuyorum. Kahvemizle kekimizin üzerine ıslatıyorum. Antep fıstıklarıyla pastamızın üzerini süslüyorum. Açıkçası süsleme konusunda çok iyi değilimdir. Bakalım ortaya neler çıkacak göreceğiz. Yani kafamda bir şeyler kuruyorum, düşünürken güzel oluyor ama iş uygulamaya gelince nedense düşündüğüm gibi olmuyor. Neyse yapıyoruz bakalım bir şeyler. Şöyle antep fıstığıyla bir çiçek şekli vermeye çalışıyorum. Yine zaten sosumuzu içerisine koyduğum çikolatada da antep fıstıkları vardı. Bu yüzden üzerinde de böyle bak antep fıstığı dokunuşları yapmak istedim. Çevresine de aralıklı olarak koyacağım. Ben bir kere bu kremayla yine bebe bisküvisiyle yapmıştım. Aynı magnolia gibi. Ama içine yine meyve koymadım. Sadece işte zeminine bu kremadan biraz yaptım. Üzerine ezilmiş bebe bisküvisi. Sonra tekrar krema koydum. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Bardaklara yapmıştım. O şekilde de yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdi ortasına sarı pirinç patlaklarından koyacağım. Polen gibi. Buralara da renk vermesi için pembelerden serpiştirmek istiyorum. İçerisine hiçbir meyve kullanmadım. Benim en sevdiğim meyve muz pasta'ma bir şekilde muzu dahil etmek istiyorum. Antep fıstıkları yardımıyla yaptığımız çiçeğimizin etrafını muzla dolandıracağım şöyle. Yarım saat içerisinde hazırlayabilirsiniz. Sadece zamanınızı alan aslında kremanın buzdolabında soğuma süreci oluyor. Soğuduğunda, aynı zamanda krem şanti de soğuduğunda püf noktası bu. Pastanın üzerine krema daha iyi bir şekilde sürülüyor. Eğer sıcak sıcak yaparsanız, bunu daha önce denedim. O zaman maalesef akıp gidiyor yani pastanın üzerinde tutamıyorsunuz kremayı. Bardak içerisine yapacaksanız eğer, o zaman dondurmak için beklemenize bir şartı yok. Çayın yanına ne koyacağınız konusunda hiçbir fikriniz yok. İşte bu tarif sizin kurtarıcı tarifiniz olacak. Sevgilinize, eşinize sürpriz yapmak istiyorsanız bu pastayı deneyebilirsiniz. 1000'den almış olduğumuz malzemelerle yaptığımız yaş pastamız hazır. Hem pratik bir şekilde hazırladık hem de uygun bir fiyata mal ettik. Tabii ki bu ekonomide ne kadar uygun olabilirse bunu da eklemek istiyorum. Bu pastayı dilimleyeceğim ve sizinle birlikte tadacağım. Acayip lezzetli bir çikolata tadı alacaksınız. Şimdi tadına bakıyorum. Hmm, harika olmuş. Gerçekten bu hazırlamış olduğumuz krema acayip lezzetli bir şey. Pastanızın kekini kahveyle ıslatmanızı öneririm. Gerçekten bu kahve ve kremanın tadı bambaşka bir lezzet veriyor. Gerçekten çok lezzetli bir pasta. Bu pastayı güzel yapan hazırlamış olduğumuz kreması eğer eklediğiniz ve ben bu şekilde yaptım. Daha güzel oldu dediğiniz bir noktası varsa yorumları eklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Pratik ve uygun fiyatlı tarifler için tekrar görüşmek üzere.